Morse, Morse havada gidiyor bakın. Yattır baba. Dostlarım merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine SnowRunner'dayız. Biliyorsunuz SnowRunner'ın bir önceki bölümünde buraya kadar gelen serüvenimizi, yol maceramızı paylaşmıştık. Şimdi bu bölümde buradan sonraki maceramızı paylaşacağız. Çünkü buradan sonraki dönemde de bir o kadar tehlikeli yollar var. Daha da sıkıntılı yollar var. Haritadan diğer haritaya geçeceğiz sınır kapısında. Arabamızı çalıştıralım. Tabii yolda yakıt bulursak muhakkak yakıt ikmali yapmamız lazım. Öndeki araçtaki yakıtı kullandım. Havalimanında yakıt tankeri var. Oradan onlara yakıt ikmali yaparım. Problem değil. Bir tek arkadaki tırda yakıt kaldı. Onda da ne kadar var bilmiyorum. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Şimdi buradan sonraki serüven de çok çok tehlikeli. Yani bakalım başımıza neler gelecek. Hele havalimanından önce bir son havalimanına geçiş yeri var. Yani orasını hiç söylemiyorum zaten. Abi bak devrilirse kapatırım. Şimdi yine fazla buzlara bulaşmadan gerçi burada açık renk buz yok da böyle sahilden devam edeceğim. Normalde yola çıkmam lazım. Ama ben bu haritaları biliyorum arkadaşlar. Çokça bölüm oynadığım için bu haritalarda. İleride bir sıkıntı daha var. O sıkıntıyı atlatmak için tekrar buraya inmem gerekiyor. O yüzden hiç o şurayı tırmanmama gerek yok. Zaten tırmanamam gibi. Orayı tırmansaydım gelip buradan tekrar buradan aşağı inecektim. Abi o ilerideki yerleri bu araba geçmez ya. Yani bu uzunlukta geçmez. Abi bak şey de yok burada. Kalma buralarda gözünü seveyim ya. Buradan aşağı gelecektim. Ben burada çok araba yatırdım. Arkadaşlar böyle masum görünüyor ama burası full buz. Arkadaş taşına da başlayacağım. Toprağına da şimdi. İleride çok tehlikeli yerler var dostlar. Yani yine dar yerler var. Geçemeyeceğiz yerler var ve alternatifi de yok. Of of bu seslerine bakın. Oy anam oy. Ah ben bu hızdayken. Kilidi açtım arkadaşlar.
Beni de kapatalım da. Abi hakikaten çok sıkıntılı yerler var ya. Biz nasıl geçeceğiz ya oraları? Şimdi bakın dostlar, burada ben buradan gitmeyi tercih edeceğim. Çünkü burası çok sıkıntı. Kestirme ama çok sıkıntı. Hava kararıyor abi hiç. Neyse, gerek yok. Sabah 6 yapalım. Karımızı da yakalım. Düz gidelim. Burası çok tehlikeli abi. Buraya kadar geldik. Harbi camdan aşağı atarım kendimi. Abi şu taşlar çok tehlikeli. Yani anında lastiği yarıyor atıyor. Hiçbir şeyde fark etmiyorsunuz. Yedek lastiğimiz de yok. Bu arabada öyle bir seçenek yoktu yani. Evet arkadaşlar, oyun burada biter. Bakın size buradan söylüyorum. Oyun bir de burada biter. Burası burada, bu dorsi devrilir abi. Bakın da görün. Yani eğim çok fazla. Ya benim kamyonun duruşuna bakın. Ve bu dorsiler şeye girecek. Bu dorseler bu taşlara girince burada bu dorseler ikisi de devrilir abi. Ve ağaç yok sol tarafında. Yavaş lan, yavaş lan, kayma lan. Kayma lan. Yani hemen de kaymaya var ya. Ne kadar meraklısın ya. Başka hiçbir çarem yok arkadaşlar. Kafa yiyeceğim ya. Yaradan'a sığındık. Yapacak hiçbir şeyim yok. Başka bir çarem de yok.
Bakın arkadaşlar, şurada bu araba yatardı. Boşuna burada kendime macera aramıyorum. Şu taşa arka dorsilin yan koruma demiri oturuyor. Ya bu patlayacağız bir yerde. Bu iş böyle gitmez de. Yakıtımız yine 90 litre kaldı. Ey Allah'ım ey. Ya sen böyle güzel bir oyun yapıyorsun. Böyle muhteşem bir oyun yapıyorsun. İstediğimiz arabaya ilave yakıt koyamıyoruz ya. Ya bidonlarla yakıt koydururum, gene koydururum abi. Bakın dostlar, eğer o kestirmeden gelseydin o buraya çıkıyordu. Kestirme yol. Yani meyli görüyorsunuz. Buradan sola dönemezdim abi. O dorse havada gidiyor bakın. Arkadaşlar, aracımız anlaşılmasın, araç 680 beygir. Araç kuvvetli bir araç. Üstelik 8x8. 8 lastiğimizde de zincirimiz var. Diferansiyel kilidimiz var. Ama hem sırtındaki yük ağır, hem çift dorse.
Abi sıkıntı ne biliyor musunuz? Ben şu anda yakıt ikmali yaparken arka tırın deposunu oyun görmüyor. Ben yakıt ikmali yapacağım zaman kamyonu dorseden ayırıp gidip yakıt ikmali yapmam lazım. Bakalım görüyor mu? Görmüyor abi, bak kaynak sadece bunu görüyor. Ve ben bunu unuttuğum için çamura gömülü yerde ayırabildik mi? Sanırım ayırdık. Bunun altına nasıl girip şimdi arabayı alacağız oradan? Dorseyi bağlayacağız. Ben arkadaki tırın yanına gidip oradan yakıt ikmali yapmam lazım. İnşallah onun deposu büyüktür ya. Bunda 370 litre mazot vardı. Bakın burada gördük, 450 litre mazotumuz var. Bundan fulleyebiliriz. Hemen hemen. Hemen hemen fulledik depoyu. Şimdi önemli olan bunun altına tekrar girebilmek. Altına giremiyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çekmeyi deneyeceğim. Ne oluyor oğlum lan? Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Arkadaşlar bir şey anlayan var mı? Sadece halat attım. Dostlarım ben bunu açıklayamıyorum. Yani ben böyle bir şey görüyorum. Sadece halat attım. Halat attıktan sonra dorse devrilmeye başladı. Ya çok kötü yerde aklıma geldi mazot almak. Tamam. Ama burayı çıkmaya deneseydim 30 litre mazotum kalmıştı. Çıkamayacaktım. Mazotum bittiği zaman da arabadan dorseyi ayırıp arka arabaya kadar gidemeyecektim. Bilmiyorum. Takdir sizlerin. Maalesef şöyle bir manzarayla sonlandırdık. Bir dahaki bölümde garajdan vinç alıp gelir. Bunları buradan kurtarmaya çalışacağız baba. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Mavi biraz zor kurtarır. Çok ağır da bana göre de vinç bulacağız artık. Dostlarım ikinci bölümümüzde maalesef bu şekilde sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.